Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampının birinci haftasının dördüncü videosundayız yani son videodayız üçgende açıda ikinci videoyu işleyeceğiz üçgende açı bitiyor mu tabii ki bitmiyor daha ek çizimlerle devam edecek ek çizimlerin içerisinde de üçgende açı ile ilgili sorular var ama bu haftanın yani birinci haftanın son videosu bu arkadaşlar bilginiz olsun neredeyiz sayfa 13'teyiz sayfa 13'ün son kısmında yani ikizkenar üçgen kısmında kaldık 14'ü, 15'i ve 16'yı da çözeceğiz. Ve sayfa 16'yı da bitirip bu haftayı da bu şekilde bitirmiş olacağız. E o zaman ne diyoruz? Hadi bakalım dersimize başlayalım. İkiz kenar üçgen. Bu konu ayrı bir konu. İkiz kenar üçgeni ve eşkenar üçgeni daha sonra yeniden işleyeceğiz. Tabii ki özellikleriyle birlikte ama üçgende açıdaki ikiz kenar üçgenden bahsedeceğiz. Şimdi ÖSYM de bu ikiz kenarlık kalıbını çok seviyor ve çok kullanıyor. O yüzden dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum. Evet iki kenara eş olan üçgene biz ne diyoruz? İkiz kenar üçgen adını veriyoruz. Arkadaşlar eşit olan kenara kolları diyoruz. Buraya da ne diyoruz? Tabanı diyoruz. Evet ikiz kenarın tabanı. Şimdi ikiz kenarda neyi bileceğiz? Hocam tabana ait açılar birbirine eşittir. Bunu bileceğiz. Yani şuradaki taban açısı bu açıyla buradaki taban açısı bu açı birbirine eşittir. Yani burası A açısıysa burası da A açısıdır diyeceğiz. Bak unutma tabana ait açılar birbirine eşit. Hocam şöyle bir şey olursa ikiz kenarlık böyle olursa ne olacak? Tabana ait açı taban burası ya bu taban açıları birbirine eşit olacak. Peki bir de şöyle bir soru da çok geliyor bana. Hocam şu da bir ikiz kenar üçgen. Mesela şöyle şöyle. Aynı uzunluklarla şöyle bir ikiz kenar üçgen oluşturdum. Hocam aynı uzunluklarla oluşturduğum için. Acaba buradaki açılar birbirine eşit olur mu? Yani şu açılar tamam eşit. A A. Bu açıları da BB diyecek olursak hocam bu açılar birbirine eşit olur mu? Olmaz. Bak aynı kenar uzunluklarından ikiz kenar oluşturmuşum ama şöyle düşün. İki tane kalem var. Şurası. Bu açı böyle böyleyken biraz daha geniş. Ben bunu böyle yaptığım zaman açımız daha da değişmiyor mu? Evet değişiyor. Bak büyüyor, küçülüyor. Büyüyor, küçülüyor. Aynı kalemleri kullanıyorum burada. Ama aynı kalemleri kullanmam. Daha doğrusu aynı eşitleri kullanmam. Açıların eşit olduğu anlamına gelmiyor. En çok bu hata yapılıyor ve bu hatayı da yapmayın. E Burası AA iken diğer farklı üçgende olduğu için burası da BB de diyeceğiz arkadaşlar. Özellikle ikiz kenar yapılarını ÖSYM e gerçekten çok soruyor. Buna dikkat edeceksiniz. İkiz kenarlık gördüğünüz zaman taban açılara değerler yazacaksınız. Aynı şekil üzerinde birkaç tane ikiz kenarlık gördüğünüz zaman da AA BB yazabilirsiniz. Ama BB yazmadan önce iki iç açı bir dış açı var mı yok mu? Bak en önemli noktalardan biri bu. İki iç açı bir dış açı kullanabiliyorsan Aynı cinsten yazmaya çalış. Onu kullanıp A ise 2 A yaz mesela. O öbürünün açısına. Yazılabiliyorsa onu yazmaya düşün. Ve şunu da söyleyeceğim. Tepe açısı da burası ya. İkiz kenarın tepe açısı verildiğinde taban açılarını çok rahat bir şekilde bulabiliriz. Eğer ikiz kenar bu şekilde verilmişse eğer bize. Burası atıyorum 40 derece ise. Buraya hocam AA deyip de işlem yapabilirsiniz. Ama ya da şu şekilde yapabilirsiniz. Tepe açısı belliyse 180'den 40 çıkart. Hocam burası ne olacak? 140 kalacak. E bu iki açı da birbirine eşit olduğu için 140'ı da 2'ye bölerek bu açıyı da bulabilirsin. Yani kaç çıkar buraları? 70 70 çıkar. Ha demek ki tepe açısı belli ise 180'den çıkartıp 2'ye böldüğümüz zaman taban açılarını da rahat bir şekilde bulabiliyoruz. Bunu soruların içerisinde zaten çok kullanacağız. O yüzden bunu da bilmenizi tavsiye ediyoruz. Geldik hemen örnek 14'e bakalım. Şimdi AB ile AC eşit işte demiş. E taban açıları birbirine eşit olmak zorunda hocam. E o zaman burası 3x eksi 20 eşittir 2x artı 10 yapmalı. 2x buraya atıyorum. 3x eksi 2x eşittir 10 eksi 20 artı 20 diye geçer. Artı 20 yaptı. Böylelikle x'i de kaç bulduk? 30 bulduk. Ama cevap 30 değil. Y kaç derecedir diye soruluyor. X yerine 30 yazdığımız zaman. Mesela burada 30 yaz bakalım x yerine. X yerine 30 yazarsan 2 kere 30 60 artı 10 70 yaptı. Evet burada kaçı? 70 derece oldu. Arkadaşım şu açı 70 derece ise burası da 70 derece 70 70 140'tan burayı da 40 derece olarak buluruz ya da 70 artı 70 artı y eşittir 180'den y'yi de ne buluruz 180 eksi 140'tan 40 derece olarak buluruz. Örnek 14'ü böylelikle 40 bulduk. Geldik örnek 15'e. Bak tepe açısı belli. 180'den 50 çıkart. 130. 2'ye böl. 65-65. Hocam burası 65 burası da 65. Hocam burada da x kenar var. Bak bu taban açısı. Taban açıları birbirine eşit. E o zaman burası da 35. Bak açılar yan yana geldi. 65 artı x artı 35'in kaç yapması lazım? 180 yapması lazım. Çünkü doğru açı olduğundan dolayı. 65 ile 35'in toplamı 100 yaptı. X de böylelikle 180 eksi 100 oldu. Dolayısıyla cevabı kaç bulduk? 80 bulduk. Örnek 15 80 çıktı. Geldik örnek 16'ya. Bak Biraz önce videonun başında bahsettim. Eşit kenarlar var. Hemen taban açılarına değerler vereceğiz. Hocam bak şu ikiz kenarlıktan dolayı 20 ise taban açıları eşittir. Çünkü bu ikiz kenarlıkta tabanımız burası yapıyor. Taban açıları eşit. E hocam bu ikiz kenarda da hani taban açıları 20 ya 20 20 yazarsak doğru çıkıyor mu? Çıkmıyor. Yani aynı eşit kenarlara sahip üçgenlerde taban açıları farklı üçgenlerde taban açıları aynı olmak zorunda değil. E burada ne diyeceğiz? Bak buradaki ikiz kenarlıktan dolayı şu ikiz kenarlıktan dolayı taban açıların birbirine eşit olmasından dolayı 20'yi bulduk. E hocam şurada da elimizde bir ikiz kenar üçgen çıktı. E buradaki ikiz kenar üçgeni kullanacağım. İkiz kenar üçgenin tepe açısı belli burada. Tepe açısı kaç derece? Tepe açısı 20. 180'den 20 çıkart. 160. 2'ye böl. 80 80. Yazdın hemen 80 80'i. E sonra istersen büyük üçgenin iç açıları toplamından yap. İstersen şuradan yap. Şurada 2 iç açı, bir dış açı değil mi? Evet. Yani alfa artı 20 eşittir 80 olduğundan alfayı da böylelikle 60 derece olarak buluruz. Örnek 16'yı 60 bulduk. Geldik örnek 17'ye. Evet ikiz kenarlıklar var ve hiçbir açısal değer yok. Hocam ben ne yapacağım? Hiçbir açı yok. E, bir yerden başla. Bir yerden başla derken de ikiz kenarın taban açılarından başlarız tabii ki ikiz kenarlıklar varsa. Ve sana tavsiyem. İkiz kenarın taban açılarından başlayacaksın da bak şurada da ikiz kenar var. Burada da ikiz kenar var. Şurada da ikiz kenar var. Hangisinden başlayacaksın? Taban açısı en küçük olandan başlarsan rasyonel sayı ile uğraşmazsın. Mesela burada çizgilerin olduğu üçgen daha küçük bir üçgen sanki. Bu taban açılarından başlayalım. Şuraya A, A diyelim. E hocam şu ikiz kenar olduğu için bak şu ikiz kenar olduğu için burası A iken burası da A oldu mu? Oldu. E sonra hocam bu ikiz kenarın taban açısına x x diye mi düşünelim? Hayır farklı cins yazmayalım. Yazabiliyorsak aynı cinsten yazalım. Hatta iki açı yan yana gelince ben dayanamam. Ne yaparım? İkisinin toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Yani burası kaç derecedir? Burası A ile A'nın toplamı. Yani 2A derecedir. E ikiz kenarlık var burada. O zaman taban açıları birbirine eşit. Şu ikiz kenarsa tabanı burası yaptı. Taban açıları eşit. Burası da 2A oldu. Bak şu üçgende bütün açılar çıktı. Ya da büyük üçgende de bakabilirsin. A bu üçgende çıktı. 2, 4, 5 A. 5 A eşittir 180'den. A'yı böylelikle 180 bölü 5 olarak buluruz. 5'e bölme kuralını hatırlıyorsun. Nasıldı? 0'a at 2 ile çarp. Yani 18'i 2 ile çarptın. Cevap kaç yaptı? 36 yaptı. Ama cevap değil. Dikkat senden x isteniyor. x de 2 a'ya eşit olduğundan. A da 36 olduğundan. 2 çarpı 32 de 36'dan cevap böylelikle 72 olarak buluruz. Örnek 17'de. Evet geldik örnek 18'e. Melike elindeki çubukları kullanarak aşağıdaki üçgen oluşturuyor. Hmm. Aynı renkli çubukların boyları birbirine eşit olduğuna göre bak iki tane sarı var, iki tane kırmızı var, bir tane de mavi var. E Bunlar birbirine eşit. Hemen bu eşitleri gösterelim. Hocam şunlar da birbirine eşit. Tamam. Valla bu ikiz kenarın taban açıları yok. Şu ikiz kenarın da taban açıları yok. Bir yerden başlayalım. Açısı küçük olan ikiz kenar üçgenin taban açısından başlamak lazım tabii ki. Bu ikiz kenar tabanı burası. Hemen taban açılarına değerler yazıyoruz. Yani şuraya bir A yazayım. Hocam burası A ise burası da A mıdır? Evet bak X'e en son yoğunlaşıyorum. Bak bilinenden bilinmeyene doğru gidiyorum. Burada xten, hocam bilinmeyen yazdık buraya demeyip X kenardan dolayı yani X kenarı kullanabilmek için oraya ben A değerini yazdım. E tamam şu X kenarlığı kullandım ve verilen her bir bilgiyi kullanacaksın diyorum sana. E kullanalım. Hocam X kenarlığı kullandım. Şu X kenarlığı kullandık mı? Hayır. Bu eşit olan kollar tabanımız da burası değil mi? Taban açılarının birbirine eşit olması lazım. Yani burada hocam taban açısı 20 değil. Dikkat. A artı 20 değil mi? Büyük üçgendeki taban açısına bak. Burası A artı 20. Burası da A artı 20 yapmak zorunda. E o zaman her şey A cinsinden çıktı. Büyük üçgende bütün açılar çıktı. Hocam 1, 2, 3 tane A var. Artı 50, 20 ve 20 var. Yani 90 mı yapıyor? 50, 20 ve 20'nin toplamı. Evet 3A artı 90 eşittir. 180 olduğundan 3A'yı 90 diye yazarız. A'yı da böylelikle 30 diye buluruz. Ama A 30. Cevap 30 değil. Sazanlık yapmayalım. Genelde ben yapıyorum. Siz yapmayın bari. X açısı isteniyor bizden. X de A artı 20 eşit değil mi? Evet A'yı biz 30 bulduk. 30 artı 20'den cevabı kaç olarak buluruz? 50 olarak buluruz. Dolayısıyla 18. sorunun doğru cevabı 50 çıktı. Geldik şuraya. Evet döndürmede yapıların eş olmasına dikkat ediyorduk arkadaşlar. Hep söylüyorum. Kalem döndürdüğünde aynı kalem. Döndürme sorularında yapıların eşit olması. Mesela bir çubuk döndürmesinde kalem döndürmesinde döndürdüğünde bu kalem önceki haliyle şimdiki halinin birbirine eşit olması. Üçgen döndürmelerinde döndürdüğün üçgeni üçgen döndürmelerde kenarların karşılıklı döndürülen kenarların birbirine eşit olmasını ve hatta üçgende açılarda oluşuyor ya yani yapıların eşit olmasını düşüneceksin. Oradaki açıların da birbirine eşit olmasını düşüneceksin. Mesela burada almış adam bu çubuğu böyle döndürmüş kale çubuğunu. Döndürmüş. Eski hali burası. E sen döndürdün. Yani yapı eş yapı. Kalem hop aynı kalem. Eşit yapı döndürdü ve bu şekilde oldu. Ve buradaki açıda kaç derece? 64 derece olarak verilmiş. E arkadaşım önceden burası 90 dereceydi. E bu 90 dereceyi kullanacağım. 90'dan 64 çıkınca buraya kaç kaldı? 26 mı kaldı? Evet. Tepe açısı 26 oldu. E, x kenar üçgen bu. E, o zaman burası da X. İstersen 2X artı 26 eşittir 180 de. İstersen tepe açısı belli ya. 180'den 26 çıkart. 156 2'ye böl. 78 diye sonuca ulaş. Sana kalmış. Ya da buradan 26'yı attık öbür tarafa. 2X eşittir 180 eksi 26'dan 156 değilmiş bu arada. 154'müş. O zaman x'de ne oluyor arkadaşlar? 154'ü 2'ye böleceğiz. Kaç yapıyor o zaman? 77 yapıyor arkadaşlar. Evet görüyorsunuz bak yavaş yavaş sizi yeni nesle de alıştırıyoruz. Döndürme sorularında yapıların eş olması bizim için en önemli şeylerden biri. Bunu da sakın ama sakın unutma. Evet cevabı 77 bulduk 19. soruda. Geldik 20. soruya. Bak kira şekil 1'de verilen ikizkenar üçgenlerden 9 tanesi ile Şekil 2'deki deseni elde etmiştir. ABC doğrusal. ABC doğrusal. Bak, aynı üçgeni kullanmışım. Bu sefer döndürme yapmamışım. Aynı yapıdaki üçgenleri kullanmışım. Aynı yapıdaki üçgenleri kullandıysam kenarların eşitliği bizim için önemli. Arkadaş burada bir de X'e ait bir açı oluşturmuş. X'e ait açı oluşturulan üçgene de bakacaksın. Hocam şu kenar ve şu kenar da var görüyorsun. Aa hocam bu ikizkenar bir üçgen şeklindeymiş. İkiz kenar üçgen şeklinde Taban açısına ben alfa alfa diyeyim, Tepe açısı da şöyle çizgi açısı olsun. Hocam aynı şekilde bak bu çift çizgi çift çizgi, burası da çizgiyse e, ikiz kenarın çift çizgi çift çizgi çizgi. Bu da ikiz kenarın uzun kenarı, bu da ikiz kenarın uzun kenarı. Yani şu kenarla şu kenar ne oldu? İkiz kenar oldu. Dolayısıyla x ise burası da x oldu mu oldu? Çünkü ikiz kenarlık çıktı. Bak eş yapıyı kullanacağız. Yani aynı kartonları kullanmak da eş olduğunu gösterir, eş olduğunu göstermesi de. İlk önce kenar uzunluklarının eşitliği önemli olabiliyor bazen. Açıların eşitliği de önemli olabiliyor bazen. E arkadaşlar burada ben ikizkenar kenarın taban açılarını alfa demiştim. E o zaman burası alfa alfa alfa. Alfa 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 Kaç tane? 9 tane alfa var. E bu ABC doğrusal demiş ya. Biz verilen her bir bilgiyi kullanacağız. Geometri verilen bilgileri kullanabilme işidir. E sen bunu mu kullanacaksın? 9 tane alfa doğrusallığı oluşturmuş. O zaman bu açı 180 derecedir. 9 alfa eşittir 180 ise alfayı böylelikle 20 derece olarak bulsun. Madem alfa 20 derece e, o zaman burası 1, 2, 3, 4 alfa var. 4 alfa da kaç yapar? 80 yapar. E, bu bir ikizkenar kenar üçgende 180'den 80 çıkar 2'ye böl. Ya da 2x artı 80'in eşittir 180 olduğunu söyle. X'i de buradan kaç buluruz? 2x eşittir 100 olduğundan dolayı x de böylelikle 50 derece olarak çıkar. Bak eş yapıları böyle kullanacaksın. ÖSYM bu eş yapıları seviyor. Aynen bu mantıkta bir soruda sordu. Dikkat edin. Hala da sorulmaya da aday. Tamam. Evet geldik örnek 21'e. Döndürme var. Ne diyoruz? Döndürme. Hep kalem örneğini vereceğim size döndürme. Döndürdün kalemi döndürdün. Kalem yine aynı kalem. Aynı eş yapı olmasını kullanacaksın. Kenarların eşit olmasını kullanacaksın. Ya da ne bileyim açıların eşit olmasını kullanacaksın. Önemli. Öncelikle şuna bakalım. Şekil 1'de verilen ABC üçgeni ACB açısı 68 derecedir. ABC üçgeni B köşesi sabit tutularak şekil 2'deki gibi ok yönünde A üstü ve C üstü A üstü C ve C üstü noktaları doğrusal olacak şekilde öndürülüyor. Evet. Şu doğrusalmış arkadaşlar. Şunu unutma. Bu doğrusal. Peki eyvallah. Sonra X kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşım bu üçgen. Bak şimdi. 68 derece. Bak C açısı kaç derece? 68. Sen bunu B köşesi sabit olacak şekilde hop döndürdün. A köşesi buraya geldi. C köşesi de buraya geldi. Hocam C köşesi hala daha 68. Tamam. Sonra ne yapacağız hocam? E hocam baktık açı. Başka açı yok ki. Şurada açı yok. Burada kaç yok. Açı eşitlerini kullanamadık. Bir de kenar eşitliklerine bakalım. Hocam şu kenar. Bak şu kenar buraya geldi. Eşit ama x kenarlık yok. Değil mi? Sonra hocam bu kenar buraya geldi. Yok olmadı. Hocam bu kenar buraya geldi. Oo süper. Bak x kenarın tabanı buradaydı. Şimdi buraya geldi. Burada da ne çıktı arkadaşım? Bir x kenarlık çıktı mı? Çıktı. Yani şunlar birbirine eşit oldu. E o zaman 68 ise burada kaç da 68 mi yapar? Aynen öyle. E o zaman burası da 68 oldu. E hocam önceden c açısı zaten 68'di. Bak 68, 68 ve x doğrusal olduğunu da söylüyor ya. O doğrusallığı da kullanacaksın ya. Yani sen verilen her bir bilgiyi kullanacaksın x artı 68 artı 68 eşittir 180 diyeceksin. Bak çok güzel bir soru. Alışıyorsunuz da yavaş yavaş bu kolay sorularda da alışıyorsunuz da. 68 68 kaç yaptı? 136. x de böylelikle 180 eksi 136'dan kaç çıkıyor? 44 mü çıkıyor? Böylelikle cevabı 44 derece olarak bulduk. Tekrar söylüyorum döndürmede. Hop kalem aynı kalem. Kenarların eşit olması. Açıların eşit olması. Yani eş yapılar olması bizim için gerçekten ama gerçekten çok önemli. Bunu sakın ama sakın unutma. Evet örnek 21'i böylelikle hallettik. Geldik örnek 22. Aşağıda iki eş dikdörtgen şeklindeki demir kapısı bulunan bir garajın kapılarının A ve B derece açılmış halleri verilmiştir. Evet. O noktası kapıların kapanma noktası. Bak şimdi. Adam sana bir bilgi vermiş. Bu bunu vermiş. Ya sen verilen her bilgiye böyle yoğunlaşacaksın. Soruyu yapamadığın zaman ben ne yapıyorsam sen de onu yap. Bak ben soruyu okuyorum. Ondan sonra uğraşıyorum. Ulan soru çıkmıyor. Allah Allah ne yapcığım? Ne yapıcuk? Ne yapacaksın biliyor musun? Soruyu tane tane oku. Oku, oku, oku ve kullanmadığın hani çözüm için uğraştın ya, kullanmadığın bilgiyi kullanmaya çalış. Bak o noktası kapıların kapanma noktası. Önceden kapı kapalıyken bu haldeydi. Kapı açıldı, hop bu hale geldi. Aa ne oldu? Şu kapı buraya geldi. Yani şunlar birbirine eşit mi oldu? Evet. Aynı şekilde önceden bu kapı buradaydı. Sonra açılınca hop şuraya geldi. Aa burada da ne oldu? Şu kenarla da bu kenar birbirine eşit oldu. E bizden artı B isteniyor şimdi. Arkadaşım ben şuraya x dersem burası da x açısıdır. Aynı Aynıcisine yazamıyorum. Buraya da y dersem burası da y açısıdır. E şimdi burada 20'yi kullanmam lazım. Şurada bir doğru açı var. E arkadaşım x artı y artı 20 eşittir 180 derece değil mi? x artı y'yi böylelikle 160 derece olarak bulur muyuz? Kesinlikle buluruz. Evet x artı y 160. Ama benden ne isteniyor? a ile b'nin toplamı. Arkadaş burası ister a artı x artı x deyip sonra b artı y artı y deyip sonra taraf tarafa toplama gibi işlemler yapabilirsiniz. Ama ben a'yı x'inizden yazabilirim. Burası x x ise burası 180'e tamamlayanı 180 eksi 2 x değil midir? Evet burası da y y ise burası da 180 eksi 2 y değil midir? Aynen öyle. O zaman ben şimdi a artı b'yi bulabilirim. a dediğim 180 eksi 2 x artı b dediğimde 180 eksi 2 y. Arkadaşım a artı b ne yaptı? 360 eksi 2 x eksi 2 y. Eksi 2 parantezinde x artı y mi oldu? x artı y de senin 160. 160'la da de 2'yi çarpınca 360 eksi 320 geldi. Yani böylelikle ne bulduk arkadaşlar burayı? 40 bulduk. Yani A artı B açısı böylelikle 40 derece çıkmış oldu. Mükemmel bir soru arkadaşlar. Zor bir soru mu? Aslında soruyu böyle sorsak değil. Ama yeni nesil şeklinde soruyoruz. Kapıyı açma sorularında eski halini düşün. Yani aslında bu da döndürme sorusu. Hani bizim en baştaki dediğim şeye denk geliyor. Kapıyı döndürüyorsun bu sefer. Kapılar eş. Kapanma noktası verilmiş. Eş. Uzunlukların eşit olmasını. Varsa açıların açılarında eşit olmasını. Döndürme sorularında kullanın diyorduk. Ama üçgensel şekillerde açıların eşitliğini kullanabiliriz. Ama burada üçgen yok. Hani burada şu uzunluk buraya gelmiş oldu ya. Hani şuradaki kapı uzunluklarının yani enlerinin birbirine eşit olmasını kullandık ve soru bitti mi bitti. Aslında yeni sorular hep bu mantıkların üzerine yazılıyor arkadaşlar. Evirip çeviriyorlar. Biraz öncekinde bir üçgeni koymuştu böyle. Sonra üçgeni çevirmişti. Üçgeni çevirme değil de bu sefer kapıyı çeviriyor böyle. Kapıyı döndürüyor böyle. Bunlara dikkat edeceksiniz kardeşim. Yani size hem geometri öğretiyoruz hem de yeni nesil sorular nasıl yapılır bu kitapla onu öğretiyoruz. Evet yeni nesil sorular dediğimiz bu. Aa, artık yeni nesil yeni nesil diyoruz ama alıştınız artık herhalde ya. Eskiden böyle çok sade sorular çıkıyordu da o yüzden yeni nesile de alıştık. Neyse geldik eşkenar üçgene. Üç kenarı da birbirine eş olan üçgene ne diyoruz? Eşkenar üçgen diyoruz. Evet eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen konusunu biz daha sonra yine işleyeceğiz. Şimdilik açısal muhabbetlerini işleyeceğiz. Eşkenar üçgende bütün kenarları eşit olan üçgen eşkenar üçgendir. E, bütün kenarları eşitse hocam şu x kenar ya bu x kenarsa bu taban açıları eşit. E, bu da x kenar ya bu taban açıları da eşit olacak. Üç açı da birbirine eşit oluyor. E, 180 bölü 3'ten 60 derece çıkıyor arkadaşlar. Eşkenar üçgen açıları 60'ar derecedir. Peki eşkenar üçgeni ne yapacağız? Bak çok komiktir. Eşkenar üçgen hikayesini okuyoruz. Eşkenar üçgen deyince şunu yapıyoruz. Açıların 60 derece olduğunu yazıyoruz. Ama çok komiktir. Tanımı şekil üzerinde uygulamıyoruz. La adam eşkenar üçgen diyor. Bak burada mesela soruya baktığın zaman ABC eşkenar diyor ya. Sen hemen 60 60 60 yazıyorsun. Bravo harikasın. Valla süpersin. Tanımı uyguladın. Ama bir bakıyorsun ula böyle alakasız yer değişiklik var. Eyvah ne yapacağım. Ben buradan buraya çizsem a bu, eşit olur mu acaba deyip böyle kafadan böyle bir şeyler falan şey yapmaya çalışıyorsun. Bir dur. Bir dur. Bir dur. Öyle bir şey çizme yok. Bak geometride tamam bir şey çizme var da öyle kafana öyle bir şey çizme yok. Önce soruyu okuyacaksın. Verilen bilgileri kullanacaksın. Verilen bilgileri kullanırken baktın sonuca ulaşamıyorsan çözüme ulaşamıyorsan ondan sonra bir şeyler çizmeye odaklanacaksın. Bir şeyler çizmeyi, odaklanmayı da bir sonraki hafta, ikinci haftada da göreceksiniz. Geometri de öyle. Vay ben buradan şunu çizeyim, vay şöyle yapayım, vay böyle yapayım gibi cümleler yok. Bunu aklından sil. Ya da şey diyorsunuz. Şuradaki çiziyorsunuz. Aa hocam burası böyle açılar eşit gibi duruyor. Böyle hissederek böyle gönül gözüyle böyle görüyorsunuz. Buraya 60 derece diyorsunuz. Sonra işlemler yapıyorsunuz. Bir bakıyorsun yanlış. Kardeşim bu nedir? Bir tarafınızdan yani beyninizden bir şey uydurmaktır. En çok yapılan bir şeydir. Bir tarafınızdan bir şey uydurmayın arkadaşlar. Sakın ama sakın. Bir taraftan bir şey uydurmak yok. Beyninizden bir şey uydurmak yok. Çiziyorsun bunu. Aa bunlar eşit gibi duruyor. Hatta biraz daha şey yapıyorsunuz. Aa bunlar eşit gibi duruyor. Hatta şunlar da eşit gibi duruyor. Burası da 90 diyorsun mesela. 90'sa. a 60, 90'sa 30 diyorsun buradaki açıya. E 42 hiç kullanmadın. E 42 kullanmadan sonuca ulaşır mısın? Tabii ki ulaşamazsın. Öyle bir şeyler çizmeyelim. Önce verilen bilgiye bir bakalım. Şimdi sana bir şey vermiş, eşkenar üçgen demiş. Alakası yerde değişiklik var ama hemen bunalıma girme. Alakası yerde değişiklik mutlaka bir ilgi alaka vardır. E kardeşim sana eşkenar üçgen demiş. Ne yapacaksın burada? Açıların eşitliğini yazdı ama bak tanımı uygula. Tanımı uygulayacaksın kardeşim. Eşkenar üçgen, bütün kenarlar eşit değil midir? Evet. E hocam bütün kenarların eşitliğini şöyle bir göstereyim. Bak bitti. Kenarların eşitliğini gösterince. Şu kenarlar arasında bir ilişki yok ama şu kenarlar arasında da ekstradan bir ilişki çıktı. Yani şurada bir x kenar üçgen çıktı mı arkadaşım? Çıktı. E o zaman olay bitti. Yani şu tepe açısı kaç yaptı arkadaşım? 102 yaptı. Hocam 180'den 102 çıkarsak 78. 78'i 2'ye bölsek 39 mu yapıyor? Evet burası 39 39. E burası 39'sa burası da 39 bak x burada 39 artı x de 180'e pardon 180 olur mu ya? 60 eşitse x de böylelikle ne yapar? 60 eksi 39'dan cevap böylelikle 21 olarak çıkar. Yani örnek 23'ü böylelikle ne bulduk arkadaşlar? 21 bulduk. Geldik örnek 24'e. 24'e geldik bakalım ne diyor? ABC eşkenar üçgen hemen eşkenarsa açıları yazıyoruz. 60, 60, 60. Buraya da kaç kaldı hatta? 28 kaldı. E sonra açıları yazdıktan sonra duruyoruz. AB ile AD'ye eşit vermiş. AB ile AD'ye eşit vermiş. E hocam burası ile burası eşitse hemen 60 ise burası da 60 diyorsunuz. Bak, ama dikkat et. Senin o eşitliğin nereye kadar? Bu eşitliğin bak bu kenarla şu kenar eşit diyor sana. Yani şuraya kadar olan parça eşit demiyorsa bunlar eşit olsa evet o zaman burası da 60 dersin. Buna dikkat et. Bunun tamamı eşit. E hocam ne yapacağız? Bu eşitlikten bir şey yazamıyorum. X kenar böyle tabanını mı çizsek falan filan diye düşünme. Öncelikle ne yapacaksın? Kardeşim eşkenar üçgen demiş. Açıları yazdık da niye kenarları göstermiyoruz? Değil mi? Kenarların da eşitliğini gösterelim. Şu şöyle. Burası da çift çizgi. Burası da çift çizgi. Aa, Şimdilik ilk x kenarlık çıktı. Bak alaka çıktı burada. İlgi alaka çıktı. Şurada bir ikiz kenar üçgen çıktı gençler. Evet. ikizkenar kenar üçgeni burada kullanacağız. Hadi kullanalım bakalım. Bazen böyle boyama yaparken takıyorum böyle çok konuşuyorum. Oyalıyorum sizi ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu da benim takıntılı halim. Tepe açısı 28. Taban açıları birbirine eşittir. 60 artı x'i. Burası da 60 artı x'tir. Ee, i̇kiz üçgenden yola çıkıp sonuca ulaşabiliriz. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Ne bileyim. Ee, hocam burası 60 artı 32'den şurası yapar. Burası da 60 artı 2 x'ten burası yapar deyip o şekilde de sonuca ulaşabilirsiniz tabii ki. Ha, i̇stersen öyle yapalım ya. Burada işlem kalabalığı olacak sanki. 60 artı 32'den burası kaç yapar? 92. E sonra burada da 2, bu üçgende de iki iç açının toplam bir dış açı. 60 artı x artı x eşittir 92 yapacağından 2x 32 yapar. X'i de kaç buluruz? 16 olarak buluruz. Sonuçta bir sürü yol var. Yani üçgende açıda doğru da açıda yani onlarca yol karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Evet ben de bu şekilde yaptım. Yoksa ikiz kenar 180'den 28 çıkartıp 2'ye böldüğünde bu taban açılarını da bulabilirdik. Hatta bulalım. 152. 28 çıkartırsak. 152'yi de 2'ye bölsek kaç çıkıyor? 76 çıkıyor. Hocam bu açı 76 derece oldu deyip x'e de kaç kaldı? 16 derece kaldı diyebiliriz arkadaşlar. İstediğiniz yoldan yapın. Evet örnek 24'ü böylelikle 16 bulduk. Geldik örnek 25'e. ABC eşkenar üçgen demiş. Hemen eşkenarlığı kullanalım. Hocam eşitleri yazalım. Ve açılarımız da kaçar derece? 60. Bunun tamamı 60. içeriye yazmayayım. Şunun da tamamı nedir? 60. Bir de böyle bir şey vermiş. Ya bir de bunu kullanmayı beceremiyoruz derse. Eskiden ben de beceremiyordum. Senin yapamadığın şeyleri emin ol ben senden daha kötü bir durumdaydım geometride. Senin yapamadığın şeylerin hepsini hatta daha fazlasını biliyorum hiç merak etme. Şunu yapamıyorduk ya ölçüler. Şunu yapamıyorduk. Şimdi bunu böyle bir şey verildiği zaman sen bunu kullanmazsan sorun içerisinde sonuca ulaşamazsın. Bunu nasıl kullanacağız peki hocam? Bak burada şey demiş. Buradaki açıya A de mesela. Tamam mı? İstersen buradaki açıya A dersin. O zaman burada ne oldu? A eşittir BC'de artı 10. Onu öbür tarafa at. BC'de de A eksi 10 yapıyor. Ya da böyle karışık olan taraftaki kısma A demek daha mantıklı oluyor. Şuraya bir A de. A hocam ABD açısında A artı 10'a eşit oldu. A artı 10'a eşit oldu. Gel şekilde yaz. Yazalım o zaman. BCD açısı nerede? Şuradasın. A yazdım buraya. Sonra ABD açısına baktım. ABD açısına da A artı 10 kaldı. Peki hocam şimdi x'i bulmak için ne yapacağız? İster bu boynuzdan yap ama bu boynuzdan yapacağım ama ben olsam şu üçgene yoğunlaşırım. Hocam bu üçgende burada kaçı var? Şurada kaçı da? A tamam 60 derece. Tamam 60 derece olduğundan dolayı buraya ne kalır? A artı 10 ya burası. Bunu 60'a tamamlayan kaçtır? 50'dir. A'dan kurtulmam lazım. Eksi A ya yazabilirim. E o zaman bitti. Bak çünkü burada ikisini toplam 60 yaptı. Bunu yapmayı öğrendik biz. Hani 190'a tamamlama ve 180'e tamamlama da öğrenmiştik. A artı 10'un 60'a tamamlayanı sayının 60'a tamamlayanı 50. A'dan kurtulmam lazım. Eksi A yazdım buraya. Evet 50 eksi A oldu burası. Şimdi buradaki üçgende iç açılar toplamı. X artı A artı 50 eksi A eşittir 180 yapmalı. A'lar nanay oldu. 50'yi de attık öbür tarafa. X de 180 eksi 50'den kaç dereceye eşit oldu? 130 dereceye eşit oldu arkadaşlar. Evet örnek 25'te 130 bulduk. Geldik örnek 26'ya. Ece elindeki 4 tane eşkenar üçgen ile. Bak 4 tane eşkenar üçgen var elimde. Bir kere bir açıları yaz. 60 60 hepsi 60 derece. Hocam 60 60 60. Aa burada tam açı var. 1 2 3 4 tane 60 yani 240 artı bir tane açıya da ben bir alfa dersem 4 alfa eşittir 360 yapmalı. 4 alfa buradan 360 eksi 240'tan 120 yapar. Alfayı da böylelikle 30 derece olarak buluruz. Şimdi 30 derece olarak bulduysak. Hocam 30 derece ise o zaman burada kaç 30? Bunlar eşkenar üçgenlerdi. Aynı eşkenar üçgenlerdi. Eşitlikleri şöyle koyalım bakalım. Şöyle koyunca güzel bir şeyler çıkıyor mu? Çıkıyor tabi baksana. Ne çıktı burada? Hocam y'ye yolunlaşacaksak bak x kenar çıktı. Tepe açısı 30. 180'den 30 çıkart. 150 ikiye böl. 75 75. Yani y'yi 75 buluruz. Hocam x'e ait bir üçgen var burada. Aa bak burası da 30. İkiz kenar var yine burada. İkiz kenar tepe açısı 60 60 120 30 daha 150. 180'den 150 çıkart. 30 2'ye böl. 15 15 oldu. X'i de 15 bulduk. Evet bizden y eksi x isteniyor. Y 75 eksi x de 15. Cevap böylelikle ne yaptı? 60 derece yaptı arkadaşlar. Görüyorsunuz böyle eşitleri falan yazmak yani tanımı şekilde uygulamak tanımı şekilde kullanmak bizim için gerçekten ama gerçekten çok önemli. Örnek 26'yı böylelikle 60 bulduk ve geldik örnek 27'ye galiba son soruya evet. ABC eşkenar üçgeni biçimde bir tablo al köşesi etrafında pozitif yönde 23 derece döndürülüyor. Kalem. Hop aynı kalem değil mi döndürüldüğünde. Evet. Evet. Eşkenar üçgeni döndürülüyormuş. Eşkenar üçgenimiz 60. 60 60 kenar eşitlerini yazalım tabii ki. Şöyle eşit 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 şu şuraya kadar. Bu da eşkenar üçgen, aynı eşkenar üçgen döndürdük. Kaç derece döndürdük? Hocam önceden buradaydı bu kenar. Hop oh, dönünce buraya denk geldi. Hocam bu buradayken dönünce hop buraya denk gelince şu dönme açısı değil mi? Dikkat et. Evet. Bu dönme açısı dikkat et. Ya da bu kenar buraya geldi. Bu dönme açısı da diyebilirsin. Hiç fark etmez. Ben neyse buradan başladım, buradan devam edeyim. Pozitif yönde kaç derece döndürülmüş? Pozitif yönde diye Saat yönünün tersi. Evet. Kaç derece döndürülmüş? Böyle 23 derece döndürülmüş. Bu dönme açısı 23 oldu. Hocam tamamı 60 ya. Buraya kaç kaldı? 37 kaldı. E tamamı 60 ya. Buraya da 27 kaldı. Ya da şu dönüş açısı C. C üstüne gelene kadar 27 döndü. Sonra X'i bulacağım hocam. E, X'i bulmak için hocam şu üçgende iki iç açı bir dış açı yapabilirim. Zaten bu da eşkenar üçgenden dolayı 60 derece değil mi? Aynı dönen eşkenar üçgen eşken olduğundan dolayı 60. E burada da ne çıktı x'i bulmak için? 2 iç açı 1 dış açı. Ya da bunu söylemeden de 37'yi buldun ya. 37, 60 ve x'ten iç açılar toplamından da gidebilirdin. x ben şöyle yapıyor yazayım daha rahat olsun. 60 artı 27'den x'i de böylelikle kaç buluruz? 87 derece olarak buluruz. Evet Oo, burası 87 değil. Burası kaç? 20, 23 derece arkadaşlar. 37 ise 23. O zaman burası ne olacak? 23. 60 ile 23'ün toplamı yani kaç yapacak? 83 yapacak. Evet bazen hatalarımız oluyor arkadaşlar. Böyle çok yoğun çalışmadan dolayı kusura bakmayın. Hatalarımız da olursa affola bazen oluyor. Ama siz o hataları da yorumlarda da yazıyorsunuz zaten. Teşekkürler hepinize. Evet gençler böylelikle bu işi bitirdik. Sırada ne var? Bir sonraki haftada. Daha üçgende açı tam anlamıyla bitmedi. Ek çizimlerin içerisinde de üçgende açı işleyeceğiz ama siz artık doğru da açı ve üçgende açı ile ilgili testler çözebilirsiniz. Çözemediğiniz sorulara çok fazla kafanızı takmayın. Çözemediğiniz sorular büyük ihtimalle ek çizimlerle alakalı sorular. Ama bu haftaki ödeviniz alın elinize bir kitap. Kolay bir kitap ya da orta halli bir kitap. Alın doğru da açı ve üçgende açı sorularını çözün. Çözemediğiniz soruların çözümlerine şimdilik bakmayın. Tamam tavsiye. Doğru açının kilerine bakarsınız üçgende açıda çözemediğiniz soruların çözümlerine bakmayın. Çünkü niye? Daha üçgende açının konu anlatımı bitmedi diyebiliriz. Ama üçgende açıyla ilgili soruları yapabilirsiniz. Şu an ek çizimli olan kısımları yapamazsınız. Onu da önümüzdeki hafta öğreneceğiz arkadaşlar. Öyle yaparsanız daha güzel olur. Bekleyin sabredin. Çünkü çözemediğiniz sorulara geri dönüp bir hafta sonrasında bakmak da sizi çok güzel bir şekilde yetiştirir. Gençler bu, bu haftayı yani Birinci haftayı böylelikle bitirdik. O zaman ne diyoruz? İkinci hafta. İkinci haftada ne var? Ek çizimler, dik üçgen ve öklit bağıntıları olması lazım. O zaman ikinci hafta görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.